Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sevgi'yi kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun konusu, geçen hafta da sizlerle paylaşmıştım. Bu videoları ikiye böleceğimi söylemiştim. DP'ye yeni gelen parfümler hakkında. Birincisi Crete Aventus, kadın parfümü hakkındaki yorumumdu. Her ne kadar parfüm hani çok böyle kadınlara özgü olmasa da, unisex bir koku koksa da. Bu ikinci paylaşacağım parfüm zaten kendisi unisex olan bir parfüm. Maison Francis Cartier'in Baccarat Rouge 540 isimli parfümüyle alakalı yorumlardan bahsedeceğim size. Öncelikle parfüm markası, sloganı, çıkışı, kimlere daha çok hitap ediyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Baccarat Rouge 540 isimli parfümün ilk çıkış yılı aslında 2016 yılında çıkmış olan bir parfüm. Ve çıktığı zaman çok fazla ilgi ve talep gören bir parfüm. Her ne kadar special kategoride olan parfümlerden olsa da, her ne kadar pahalı parfümlerden birisi olsa da, gerçi hani bu pahalılığın birazcık hani ülkemizdeki döviz kurlarıyla da alakası var ama yine de hani bir döviz kuruna göre bile bir parfüm için pahalı sayılabilecek olan parfümlerden diyebilirim. Yani sanırım şu anda Beğenmenler'de satılıyor ülkemizde. Sevil'lerde satılmıyor yani, görmedim ben Sephora'da falan. Zaten o tarz yerler hani bu tarz parfümleri pek satmıyorlar. Beğenmen'de son gördüğüm fiyatı 2020 lira civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu anlamda bu parfümü DP'de gördüğüme ben çok sevindim. Ve kıyaslamasını yapmak da gerçekten beni o kadar çok mutlu etti ki. Çok sevindim. Ne derece başarılı bundan bahsedeyim size. Parfüm ben ilk kokladığım zaman gerçekten çok hoşuma gitti. Parfümün zaten size sunduğu, vaat ettiği şey uzun süre kalıcılığı ve yayılımın olması. Bu anlamda tercih edebileceğiniz bir parfüm. Bence başarılı bulduğum bir parfüm. Markanın parfümle alakalı görüşü, parfümü çıkarttığı sloganı aynen şu şekilde diyor. İçerisindeki çiçeksi, odunsu, reçinemsi notalar size mistik bir simya havası sunuyor cildinizle birleşerek. Bence kesinlikle böyle ve çok farklı tarzda kokan bir parfüm. Hani böyle çok değişik, enteresan kokulardan arıyorum, bunlardan hoşlanıyorum derseniz eğer bu anlamda parfüm sizin arayışınızı, ihtiyacınızı karşılayacak olan bir parfüm. Dediğim gibi unisex bir parfüm olduğundan dolayı herkes rahatlıkla tercih edebilir. Şöyle, bu parfüm kimlere daha çok hitap ediyor derseniz bence business bir parfüm. Ve 25 yaş üstü kişilere daha çok uyum sağlayacak olan bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Parfümün ağır bir havası var. Mesafe koymak ister duruştaki kişilere daha çok hitap eden bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Böyle güçlü insanların kokusu derler ya, bu koku bana kesinlikle öyle bir hava katıyor. Ve ilk kokladığınızda gerçekten parfümün notalarını da birazdan bahsedeceğim size. Buram buram odun kokuyor, odun özleri kokuyor. Yani böyle odun kokuyor dediğim zaman aklınıza bir ormanın, yeşilliğin kokusu gelmesin de daha derinden gelen bir şey, toprak ananın hissettirdiği gibi bir şey diyebilirim. Zaten parfümün içeriği de tamamen buna dayalı, bunlar esas alınarak üretilmiş olan bir parfüm. Yani gücünüze güç katıyor, iliklerinize kadar bunu hissediyorsunuz. Size iyi gelen bir şey var bu parfümde. Denemenizi kesinlikle tavsiye ettiğim, benim çok beğendiğim, DP'deki benzerini de başarılı bulduğum bir parfüm. Bu anlamda denemenizi tavsiye ederim. Kendi nacizane fikrimce. İsterseniz parfümün içeriğinden bahsedeyim hemen size. Parfümün öncelikle tap notalarında yasemin ve safran notaları bulunuyor. Ve yasemin ve safrandan kaynaklı aslında parfüm birazcık ilk başlarda sanki böyle bir kadın parfümü havası size sezdiriyor olabilir. Ama bu inanın sonradan kendi o kadar çok smoke ediyor ki, çünkü alt ve orta notaları parfümün o kadar kuvvetli ki zaten hani bu ilk açılıştaki çiçek sizi bir anlık mest ediyor. Sonrasında bu kayboluyor. Çok daha güçlü bir hal alıyor çünkü dediğim gibi parfümün amacı tamamen uzun süreli bir etki yaratmak çünkü. Bunu sağlamak için de alt notalarını gerçekten vurucu notalarda seçmişler. Orta notasına baktığım zaman da amber ve amber giris notaları bulunuyor. Bunlar birazcık daha böyle gizemli, mistik ve tatlı hava katan parfümlerde bulunan kokulardır, özlerdir. Bu anlamda dediğim gibi hani güçlü kokular. Ve en son notası
en vurucu notaları sedir ve köknar reçinesi. Gerçekten çok uzun süre bir etki kazandırıyor. Köknar reçinesi özellikle. Ve diğer notalarla birleşim o kadar güzel ki. Ve hani çok çok enteresan bir parfüm. Ya hani ben ilk kokladığımda gerçekten böyle mest oldum. Ya dedim hani gerçekten çok hoş kokuyor parfüm ve inanır mısınız ben hani parfüm bileğime sıktım. Spora doğru gidiyordum. Hani spora giderken yolda uğrayayım dedim hani deyip ya bakayım neler var diye. Spora gittim. Ya düşün o kadar ter attım. Yaklaşık 1,5 saat boyunca hani sonuçta vücudumdan bir sıvı çıkışı söz konusu oluyor. Hani parfümün tenimde bir yayılımı ve hani elimi kolumu siliyorum sonuç olarak ve hani parfüm birazcık daha böyle yoğunluğunu yitirmesini bekliyorsunuz ama parfüm asla ve asla hani kokusundan bir şey kaybetmedi. Ben 1,5 saat boyunca terledim, spor yaptım, üzerine duş aldım, bir daha eve geldim. Ertesi gün çıktım, akşam oldu falan, parfümün etkisi gerçekten geçmedi. İnanılmaz enteresan bir parfüm. Bu anlamda kalıcılığı 10 üzerinden 9 diyorum. 10 üzerinden 10 demiyorum çünkü 10 üzerinden 10 verdiğim bir parfümüm var zaten. Ondan bahsetmeyeceğim. Zaten diğer videolarda sürekli parfümden bahsediyorum. Her neyse bu anlamda değişik, kaliteli, ideal, güzel, böyle çarpıcı, enteresan, farklı kokmak istiyorum derseniz bence bu parfümü deneyin, bu parfüme bir şans verin. Ama dediğim gibi odunsu kokulardan hoşlanan biriyseniz eğer hani çok fazla böyle daha böyle nasıl diyeyim size tatlı kız cici kız kokuları arıyorum dersiniz veya hani böyle nasıl diyeyim piyasalaşmış kokulardan hoşlanıyorsanız eğer bu koku size çok fazla hitap etmeyebilir. Çünkü dediğim gibi bu koku hani böyle iş hayatına daha çok yönelik durabilecek olan bir parfümmüş gibi geldi bana. Ya parfümü gerçekten bir kimliği varmış gibi geldi bana daha çok. Bu parfüm kesinlikle öyle bir parfüm. Hani size bir kılıf kazandırıyor, size bir statü katan bir parfümmüş gibi geliyor bana. Bu anlamda ben bu kokuyu çok beğendim. Size tavsiye edebileceğim parfümler arasına bunu da ekledim. Bu parfüme de bir tik atmış olduk böylece. Aranızda bu parfümü daha önce kullananlar, deneyimleyenler var mı? Varsa eğer alta yorumlara kendi görüşlerinizi de ekleyebilirsiniz. Çünkü ben parfümler hakkında Fragrantica'da da araştırmalar yapıyorum. Acaba insanlar neler düşündürüyor? Bana hani kattıkları bunlar, düşündürdükleri bunlar sizlere neler düşündürüyor? Ben bunları da çok merak ediyorum ve açıp okuyorum açıkçası. Hani kendimde böyle küçük notlar da alıyorum. Ya gerçekten bu parfüm böyle mi hissettiriyordu diye. Bu parfüm için oryantal çiçeksi demişler. Yani Allah Allah dedim. Acaba bende mi bir şey var diye. Ya çünkü evet hani ilk notalarında evet çiçek var ama dediğim gibi daha sonrasında bu çiçek havası kalmıyor ki. Ya tamamen odunsu kokan bir parfüm. Bu anlamda sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bana yazarsanız böyle ufak ufak ben de çok sevinirim. Bunları da notlarıma eklerim en azından. Kendimi de geliştirmek adına çok daha mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Bu arada bir çekiliş yapmıştım. Çekiliş sonucu kazanan arkadaşımıza hediyesi ulaştı. Zaten bunu hani ben videoda da eklemiştim. Kendisi bana mail üzerinden de ulaştı. Direkt kendisine kargoladık gitti zaten. Instagram hesaplarımdan da paylaştım. Hani giden kişi dönüş yaptı işte teşekkür etti vesaire. Onu da videonun sonuna mesajlarımızı ekleyeyim. Hani kimsenin kafasında soru işareti kalmasını istemiyorum. Zaten böyle ara ara küçük küçük çekiliş hediyelerim oluyor biliyorsunuz. Yani kazanamayanlar üzülmesinler. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.